Arkadaşlar herkese selamlar. Bootstrap sıfırdan kapsamlı eğitim setinin 22. dersindeyiz. Bu dersimizde Bootstrap'taki grid sistemdeki vertical yani düşey hizalama işleminin nasıl yapılacağını göreceğiz sizlerle birlikte. Dilerseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Şu şekilde aşağıya doğru geliyorum ve bir tane division oluşturuyorum. Class container şeklinde bunu yazalım. Daha sonra şu şekilde bir border ataması gerçekleştirelim. Bu bordura da şöyle bir zincir şeklinde renk verelim ve bunu kapatalım. Daha sonra geliyorum burada bir tane daha division oluşturuyorum. Bu sefer buna da row diyorum ve içine ben kolumlarımı yerleştireceğim diyorum. Geldim. Son olarak da division class şöyle kol diyorum ve içine bootstrap şeklinde yazımızı yazalım. Bundan hatta şöyle bir iki tane daha yapalım. O şekilde geçiş yapalım. Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Bakın bu trap şeklinde benim yazım çıkmış oldu. Şimdi dilerseniz şuna bir tane yükseklik değeri verelim. Style diyorum. Height dedikten sonra şöyle 150 piksel yeterli olacaktır. Şuradan da bir padding verelim hatta. Ptr 3 diyelim. Geldim, sayfamı yeniliyorum. Evet, şu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi hatta şuna da bir border ataması yapalım biz. Border diyelim. Geldim. Evet, şu şekilde görünür olmuş durumda. Ve hatta yine çok kararsız kalıyorum ama şöyle border success diyelim. Daha bir görünür olsun bizim çerçevemiz. Evet şu şekilde görmüş olduğunuz gibi borderımız oluşturulmuş durumda. Şimdi arkadaşlar bizim hizalama işlemi yapmamız için 3 tane classımız mevcut. Bunlar align, items, start, center ve end şeklinde. Ben gelip şurada row'un yanına şunu diyorum arkadaşlar. align-items-start şeklinde ismini yazıyorum. Bu benim düşe hizalamada buradaki elementlerimi en yukarıya yazsın demek. Gördüğünüz gibi şu şekilde yazımız bizim en tepede karşımıza çıktı. Bunu ortalamak için geliyorum. Şunu şöyle kopyalıyorum. Geldim yapıştırdım. Ortalamak için de arkadaşlar center'ı kullanıyoruz. Şöyle center diyelim. Geldim sayfamı yeniledim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bizim şuradaki Yazımız ortada çıkmış oldu. Yani şuradaki iç division'ımızda biz buradaki yüksekliğimizi ortaladık. Yani yazımızı ortaya yazdık gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde, aynı şekilde diyelim. Sonuncu olarak da yapabiliyoruz. Yani en alta yazabiliyoruz. Bu da align items end şeklinde yapılıyor. Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer de sona yani buradaki division'ımın en sonuna bunu yazmış, hizalamış olduk arkadaşlar. Şimdi bunlar bu şekilde yapılabildiği gibi yine aynı şekilde biz bunları ekranın büyüklüğüne göre sıralayabiliriz arkadaşlar. Yani ben şuraya gelip şunu diyebilirim. Burası medium'dan sonra center olsun. Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Bakın şu an center'da. Geldim bunu biraz küçültüyorum. Şuradan genişletelim. Geldim bakın ekstra small'dayız. Burası yukarıya yani start'a konumlanmış durumda. Büyütüyorum. Small'da yine aynı şekilde medium'a geçtim. Ortaladı. Gördüğünüz gibi medium ve sonrasında ortada duruyor. Bunu bu şekilde yapabiliriz. Aynı şekilde şöyle de yapabiliriz. Geldim bunu kopyalıyorum. Şöyle yapıştırdım. Ben şunu demek istiyorum. Small'dan sonra center'da olsun. Daha sonra large'dan sonra da alt kısımda yani end'de konumlandırılsın. Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Şu an start'ta en başta arkadaşlar ekstra small'dayız. Geldim. Small'a geçtim. Center'a geçti. İlerliyorum. Medium'a geçiyorum. Yine ortada. Large'a geçiyorum. Large'a geçtim. En aşağıya şu şekilde sıralandı. Extra large'da da yine aynı şekilde bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun dışında biz şuradaki kolumlarımızı da yine düşey olarak hizalayabiliriz arkadaşlar. Dilerseniz şöyle bir şey yapalım. Şunu biz alalım. Hatta şöyle tamamen alalım. Bunu kopyaladım. Şöyle bir yorum alayım. Geldim yapıştırdım. Şunları da siliyorum. Sadece şu bir tanesi yeterli olacaktır. Buradaki şu değil Align Items Start'ı silelim. Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Evet şu şekilde bizim karşımıza çıkmış oldu. Burada arkadaşlar robumuza biz bu düşe hizalamayı uygulayabildiğimiz gibi dediğim gibi kolum içinde o aynısını uygulayabiliriz. Geliyorum şu şekilde bu sefer align diyorum, tire diyorum, self ve start şeklinde bunu değiştiriyorum arkadaşlar. Buradaki bizim aynı az önce yazmış olduğumuz Aligns, Align Items Start şeklinde sadece şuradaki Items'ı biz Self olarak değiştiriyoruz. Geldim. Şu şekilde yapıştıralım. Geliyorum. Bu sefer bunu Center olarak değiştiriyorum. Bunu da yine End olarak değiştiriyorum. Geliyorum şimdi. Sayfamı yeniledim. Görmüş olduğunuz gibi start'a yani başlangıça konumlandı. Ortaya konumlandı ve en son olarak da sonuncu en aşağıya konumlanmış oldu. Bunları da yine az önceki gibi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Self tire dedik mesela. Bu medium tire olsun ya da şurada göstermeyelim. Gelelim şurada gösterelim. Medium'dan sonra ben bunun center olmasını istiyorum diyebilirsiniz. Geldim. Şöyle biraz küçültüyorum. Sayfamı yeniledim. Bakın şu an ikisi de yukarıda konumlanmış durumda. Büyütüyorum, small'dayım aynı şekilde. Medium'a geçtim, ortalandı. Medium'dan sonra da yine aynı şekilde ortada, center'da yani merkezde kalmış oldu. Bu şekilde bunu bütün ekran size'larına göre uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da az önce yaptığımız gibi small'dan sonra işte end'de olsun. Daha sonra large'dan sonra center'a geçsin gibi çeşitli oynamalar yapabilirsiniz arkadaşlar oldukça kolay bu şekilde hizalamalar gerçekleştiriyoruz. Bu derslik bu kadar diyelim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.